Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzubillahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza Haşir Risalesinden yani 10. sözden devam ediyoruz. 10. sözde de mukaddime bölümüne geldik. Oradaki birinci işareti 3 ders veya 4 derstir. Herhalde 3 ders oldu. İşlemekteyiz. Bugün 4. dersimiz olacak. Birinci işaret ne hakkındadır diye özetle konuşursak birinci işaret aslında suretler bahsinin başındaki bir meseleyi biraz daha açıyor. Neydi o? O temsildeki iki arkadaştan birisi diğerine önce Allah'ın varlığı konusunda itiraz ediyordu. Arkadaşı da haşirden önce Allah'ın varlığına onu ikna ediyordu. Yani Haşir Risalesi olan eserin bidayetinde Allah'ın varlığı meselesi konuşuldu. Niye böyle oldu? Niye böyle başlandı? Bunun mantığını bize birinci işaret anlatıyor. Öğreniyoruz ki haşre iman etmek için öncesinde bir Allah'a iman meselesi var. Onu halletmek lazım. Allah'a iman etmeyen kimseyi haşre ikna etmek zordur. İman ettirmek zordur. Onun üzerinde duracağı ayak Allah'a imandır. Eğer Allah'a iman ederse o zaman haşri kabullenmesi daha kolay olur. Elbette insanoğlu illa bu noktaya gelemiyor yani. Hidayet Cenab-ı Hakk'ın nasibi, herkese nasip olmuyor. Ama ümit edilir diyelim en azından. Eğer Allah'a iman olursa bir insanın haşre iman etmesi daha kolay olur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın varlığı, sonsuzluğu, isimleri haşrin varlığını gerekli kılar. Hem imkanını açıklar hem de vücudunu zaruri gerekli kılar yani. Onların gereği olarak. Elbette Cenab-ı Hakk'ı kimse bir şeye mecbur edemez ama kendi şan-ı rububiyetin hakkı olarak Cenab-ı Hak bunu yaratır der insan. Eğer Cenab-ı Hakk'a doğru bir marifetle inanırsa. Birinci işarette bize bunu anlatıyor. Hatta şuradaki kilit cümle mevzuyu özetler nitelikte. Felsefe şakirtleri ve millet-i küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Yani bütün fitne, fücur, arıza, sıkıntı, bela, musibet hep buradan kaynaklanıyor diyor. Kırılmaların başlangıcı burası. Cenab-ı Hakk'ı tanısa bile şöyle mesela bir ilaha inansa bile yine İslam'ın tarif ettiği şekilde inanmazsa o mükemmellikte, o kemalde, o zirvede bir Allah'a inanmazsa yine o tam düzeltmiyor itikadını. Yani İslam'ın bize tarif ettiği Allah mükemmel ve Erkân-ı İmaniye'yi de gerektiren içeriğe sahip bir Allah yani. Bizim imanımızın her bir parçası en büyük rükünlerinden tutun, Kur'an'ın en cüz'i ayetlerine, sünnet-i seniyenin en ufak uygulamalarına kadar iman etmemiz gereken her şey aslında gidip en sonunda bizim Allah tasavvurumuza dayanıyor. Oradan besleniyor, oradan gerekçesini ve imkanını alıyor. Eğer onlar sağlam olmazsa bu defa işte sünnet-i seniyeye ittibada, hatta imanda, hatta Erkân-ı İmaniye'nin büyüklerinde arızalar yaşanabiliyor ki bugünlerde Allah bizi onlardan olmaktan korusun pek çok numunesine rastlıyoruz. Adam mesela diyor işte Allah geleceği bilmez diyor, haşa. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun sen o zaman? Yaratırken rastgele yaratan bir Allah. Hiç bu Allah İslam'ın bize tarif ettiği Allah olabilir mi? Veya işte başka ne söylüyor diyelim. Tarihselcilerin iddialarını mesela hatırlayalım. Allah İslam'ı sadece işte 14 asır önceki Arap milletine göre indirmiştir. Biz şimdi geliştik yani hiç onlarla bir miyiz falan. Şimdi bize yeni bir şeriat lazım. Bizim onları biraz böyle bir değiştirmemiz lazım falan. Haşa. Halbuki Cenab-ı Hak bütün zamanları biliyor. Onları tanıyordu da seni bilmiyor muydu? Yani Cenab-ı Hak için geçmiş, gelecek, bugün, yarın bunlar bizim maruz kaldığımız şeyler. Zamanlı mahluklar olduğumuz için Yoksa Cenab-ı Hakk'ın ilminde her şey hazır. Olmuş olacak her şey yazılı. Zaten zaman onun mahluku. O zamanın dışında diyoruz ama üstünde aşkın, yani o manada düşünelim. Yoksa tasarrufuyla Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazır. Ama zatı itibariyle zaman onun mahluku. O tegayyürden münezzeh olduğu için zaman onda işleyemez. Haşa sümme haşa, böyle bir şey mümkün değil. Bu anlamda görüyorsunuz itikadi sapmalar, arızalar, başka versiyonlar, işte Kur'an Müslümanlığıdır, daha ne, modernizmin farklı versiyonlarıdır, müşebbihe, mücessime, mürciye, mutezile, hepsi, bunların hepsi Allah tasavvurundaki arızalardan beslenerek sapmışlardır. Düzeltilmesi de meselenin buradan olur, buradan başlayarak olur. O yüzden Üstad Hazretleri'nin Haşir Risalesi'nde Allah'a imanı öncelemesi, ona ayrıca bir bab açıp, bir işaret açıp, suretlerde bir yer verip işlemesi hikmete çok uygun. Elhamdülillah. Yine birinci işarete başlamadan önce Risale'nin başını hatırlayalım. Hangi güzel adımla, hangi güzel ayetlerle bu yola başladık? Burada hangi ayetin gölgesinde seyahat ediyoruz? Seyr-i sülûkumuzu tamamlıyoruz. Hangi ayetlere geri döneceğiz bir de? Yani burada biz aslında buradan başladığımız yolda buraya varacağız. Bu ayetlerin neler anlattığını alt katmanlarıyla öğrenmeye çalışıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bahsin birinci ayeti, her bahsin birinci ayeti. Ayetlerin ayetliğini anlamamızı sağlayan ayet. Allah'ın ismi, rahmaniyeti ve rahimiyeti aklımızda olursa biz Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine karşı uyanık oluruz. İkinci ayette şu. Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Rum suresinin 50. ayeti bu, kısa bir mealiyle şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Daha meal düzeyinde bu ayetle muhatap olduğumuzda neyi fark ettik? Ayette haşrin aslında büsbütün gaybımızda bir hadise olmadığını, kanun olması itibariyle haşir kanunun dünyada da tecellileri olduğunu ve baharın bu noktada büyük bir ayna olduğunu, haşri gösteren, o kanunun ilerisine haber veren büyük bir ayna olduğunu gördük. Nasıl anlatalım bunu? Mesela işte dünyada çekim kuvveti var değil mi? Havaya attığımız şey yere düşüyor. İşte ne kadar ivmesi? 10 mu saniyede? 10 metre miydi? Neydi ya? O ivme konuları falan lisede işledik ama şimdi aklımızda kalmadı. Bu ama dünyanın kütlesiyle ilgili bir çekim. Şimdi Newton demiş ki ya dünyada bu varsa güzel bir şey, yani adam bütünlüklü düşünmüş. Bu dünyada varsa diğer kütle sahiplerinde de bu geçerlidir demiş. Aslında yer çekimini kütle çekim kanunu olarak daha genel okuyan Newton. Galileo o noktaya varamamış. Galileo dünya üzerinde olayı değerlendirmiş daha çok. Ya, o ivmeyi falan ilk bulan Galileo. Hatta işte nesnelerin aynı hızla, eğer sürtünme olmasa havada aynı hızla yere düşeceğini söyleyen falan Galileo. Newton onu daha da genelleştirmiş. Demiş ki bütün kütle sahiplerinde geçerlidir bu hukuk o zaman demiş. Bakın nereden oraya vardı? Dünyada böyle oluyorsa aynı şartlar Mars'ta da var. Neptün'de de var. Jüpiter'de de var. Güneş'te de var. O zaman onlarda da böyle olur demiş adam. Buradaki kanunu, yer çekimi kanununu genelleştirerek uzayın her tarafına yaymış. İsmini de kütle çekim kanunu koymuş. Kütlesi olan her şey aradaki mesafeyle ters orantılı, kütleyle doğru orantılı mıydı olarak birbirini çeker diye bir şey söylemiş. Herhalde öyleydi formülü. Yine eski zaman, tam hatırlayamıyoruz bunları, nasıldı formüller. Ama kütleyle ilgisi vardı, uzaklıkla da ilgisi vardı. Uzaklıkla ters, kütleyle doğru orantılı olarak. Şimdi o onu yapmış. Müslümanlar bunu yapamaz mı imani meselelerde? İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin bize gösterdiği bu. Bu ayet zaten bunu yapıyor diyor Üstad Hazretleri. Ne demek bu? Ya bahara bakıyor. Baharda haşir kanununun işleyişini gösteriyor bize. Ondan sonra da diyor ki ya bu kanun var. O zaman bu kanun her yerde geçerli. En azından olabilir. Yani olabilirliğini gösteriyor bize. Bize bir imkan kapısı açıyor. Burada oluyor. Orada niye olmasın? Dünyada olan ahirette niye olmasın? İşte kanunun uçları. Dünyada olan Mars'ta niye olmasın demişti Newton. Üstad da diyor ki, daha doğrusu Kur'an ona öğretiyor ki, sünnet ona öğretiyor ki, dünyada olan ahirette niye olmasın? Ayetin bu kısmı onu bize söylüyor. Bak, yeryüzünün ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayetin başında işte kısa meal diyoruz ya, meal aslında ayetin kendisi değil ama bir eşik sağlıyor bize bakmak için. Şimdi rahmet eserleri diyor. Rahmetin muktazisi olduğunu söylüyor bu yaratışın. Elbette Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç edemez, mecbur edemez kendisine. Cenab-ı Hak rahmetinden, fazlından, kereminden yaratıyor baharı. Bu rahmet yine iktiza eder ki ya o canlıları tekrar dirilten Allah, bahşetmeyi seven, ikram etmeyi seven Allah, kainatın en nazlısı olan insana, en kıymetlisi olan insana, en sanatlısı olan insana da aynısını yapsın. Karıncanın sesini işitsin de filin sesini işitmesin, böyle bir şey olamaz diyor. Onu yaratan bunu da yapacaktır. İnsan rahmete daha çok mazhardır. Hem yaratılışı itibariyle, hem potansiyeli, muhtaçlığı itibariyle, hem de ibadeti itibariyle rahmete daha açıktır. Diğer taraftan kudret de bize diyor ki burada ayetin sonundaki o her şey hakkıyla kadirdir. Allah bahara kadirse, ona gücü yetiyorsa o kadar türü, milyonlarca türü bir mevsim içinde tekrar hayata döndürüyorsa ya insan bir şey değildir ki onlara göre. Yani orada 1 milyon türse haşirde bir tek insan türü. Bunun Allah'a ne güçlü olabilir diye bize hem rahmet gerekliliği hem kudret olabilirliği yönüyle mevzuyu gösteriyor. Efendim tekrar dönelim şimdi bu girizgahtan sonra birinci işarete. Neyin gölgesinde seyahat ettiğimizi hatırladık. Görüldüğü gibi ayetin başında da şey diyordu. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yani Allah'ın rahmet eseri diye bakarsan ahireti görürsün. O yüzden ne oldu? Bak burada biz hem suretlerin başında hem burada bir Allah'a iman konusunda bir tekrar kendimizi şarj ettik. Olmayanı da ikna etmeye çalışıyoruz burada. Diyoruz ki bak şunlar. Allah'ın varlığını kabul etmeni gerektirir diyoruz. Bahsi yine baştan sona bir okuyalım. Ondan sonra konuşmadığımız kısımdan itibaren konuşmaya çalışalım. Birinci işaret. Hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla 3 hakikatleri var. Birincisi nefsi emmarem ile kalbimdir. İkincisi felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü, ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Felsefe şakirtleri ve milleti küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Bir daha okuyorum. Felsefe şakirtleri yani öğrencileri ve milleti küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikayede nasıl emin adam demişti. Bir harf katipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz. Biz de deriz. Nasıl ki bir kitap, bahusus öyle bir kitap ki her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış. Her harfi içinde ince kalemle muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhaldir. Öyle de şu kainat, nakkaşsız olmak son derece muhal ender muhaldir. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitapları tazammun eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfedir. Ne kadar kitap içinde var? Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sayfesi vardır? Bir meyve bir harf, bir çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, fihristesi var. İşte böyle bir kitap, efsaf-ı celal ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in nakş-ı kalem-i kudreti olabilir. Demek alemin şuhuduyla bu iman lazım gelir. İlla ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz, bahusus öyle bir hane ki, harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezyin edilmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat derc edilmiş. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister. Bahusus o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip, kemali intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir sani ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki, ay, güneş lambaları, yıldızlar mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki, o sani Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretlerini tecdid ediyor. Yani zamanı sinema şeridine benzetti. Nasıl o film döner, sahneler değişir. Zaman da diyor bize film gösteren bir şerit gibi. Çok ilginç bir benzetme. Yani insanoğlu zaman şeridindeki filmi izliyor. Ve o sahne sürekli değişiyor. Tıpkı sinemada olduğu gibi. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretleri tecdid ediyor. Yani yeniliyor suretleri. Muntazam, düzenli suretleri. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofra-i nimet yapmış ki, her bahar mevsiminde 300.000 enva-ı masnuatıyla tezyin ediyor. Had ve hesaba gelmez enva-i ihsanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzdaki nihayet ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et. Nasıl böyle bir sarayın saniyinden gaflet edilebilir? Nasıl edilebilir? Tekrar okuyorum. Nasıl böyle bir sarayın saniyinden, yani sanatla yaratanından gaflet edilebilir? Hem nasıl ki bulutsuz gündüz ortasında güneşin deniz yüzünde, bütün kabarcıklar üstünde ve karada, bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü ve aksi müşahede edildiği halde güneşi inkar etmek ne derece acip bir divanelik hezeyanıdır. Çünkü o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle, katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince hakiki ve bilhasale güneşcikleri kabul etmek lazım geliyor. Her zerrecikteki ancak bir zerre sıkışabildiği halde, koca bir güneşin hakikatini içinde kabul etmek lazım geldiği gibi, aynen öyle de, şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainatı görüp Halık-ı Zülcelal'i efsaf-ı kemaliyle tasdik etmemek, ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir, bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira her şeyde, hatta her bir zerrede bir uluhiyet-i mutlaka lazım et, bir uluhiyet-i mutlaka kabul etmek lazımdır. Çünkü mesela havanın her bir zerresi, her bir çiçekle, her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerre eğer memur olmazsa, bütün girebildiği ve işlediği masnuların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır. Ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Mesela toprakta her bir zerresi kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdekler, bütün çekirdeklere medar ve menşa olsun. Cümleyi bir daha baştan alayım, karıştırdım sonunu. Mesela toprakta her bir zerresi kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa lazım geliyor ki otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat ve makineleri tazamun etsin. Veyahut onların bütün tarzı teşkilatını bilir, yapar, bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir, bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Daha sair mevcudatı da kıyas et, ta anlayacaksın ki her şeyde aşikâre vahdaniyetin çok delilleri var. Evet, bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin halikına has bir iştir. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. İsra Suresinin 44. ayetinden bir ifade bu. Kısa bir meali şöyle: hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Fermanı zişanına dikkat et. Demek vahidi ehadi kabul etmemekle mevcuda da dedince ilahları kabul etmek lazım gelir. Demek vahidi ehadi kabul etmemekle mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım gelir. Evet, birinci işaretin tamamını okumuş olduk. Şimdi konuşmadığımız kısımdan, yani önceki 3 derste tefekkür etmediğimiz kısımdan okuyarak, ince anlamaya çalışarak, kendimizce izah etmeyi deneyerek devam edelim. Şurada kalmıştık. Yani önceki 2 örneği okuduk. Saray örneğini ve kitap örneğini okuduk ve güneş örneğine geldik. Şimdi güneş örneğinden devam ediyoruz. Hem nasıl ki bulutsuz gündüz ortasında güneşin, bulut yok, gündüzün ortasındayız, güneş en göründüğü yerde, tepede böyle, zirvesinde, görünürlüğün zirvesinde. Güneşin deniz yüzünde, denizin yüzü, bütün kabarcıklar üstünde, oradaki kabarcıkları düşünün, müstakil parçalar ve karada bütün parlak şeylerde, cam kırıkları, yine böyle su damlaları, aynalar, pencereler, bütün parlak şeyler. Hepsini aklınıza getirin. Karada olabilecek bütün parlak şeyler. Ve karın bütün parçalarında, kar kristallerinde, yani o taneler var ya, birbirine hiç benzemiyor diyorlar, her biri farklı. Onların her birisinde cilvesi göründüğü, yani güneşin yansıması göründüğü ve aksi müşahede edildiği halde güneşi inkar etmek ne derece acip bir divanelik hezeyanıdır. Ne dedi burada Bediüzzaman Hazretleri? Sahaya bakıyorsun, sahada bir şeyi görüyorsun, başka bir yerden gelen bir şeyi görüyorsun, eserlerini, izlerini görüyorsun, yansımasını görüyorsun ama aslını, göndereni, yansıyanı inkar ediyorsun. Bu diyor çok delice bir hezeyan, yani bir saçmalık, bir diyelim safsata, boş bir söz, aptallığı gösterir bir ifade gibi bir şey. Nasıl diyor böyle bir şeydir diyor. Güneşin yansımalarını görüyorsun her yerde öğle vaktinde. Suya bakıyorsun, güneş yansıyor. Aynaya bakıyorsun, güneş yansıyor. Önündeki çay bardağına bakıyorsun, güneş yansıyor. Denize bakıyorsun, güneş yansıyor. Zaten her yerden güneşin ışığı sana geliyor. Ama diyorsun ki güneş yok. Yani sana çevrendekiler nasıl bakar böyle bir durumda? Ulan derler, aptala bak ya, ahmağa bak derler. Bu da inkar edilir mi derler. Bundan ufağı için bile derler ki buna hayli hayli derler yani. Apaçık bir gerçeği birisi size söylediğinde, siz buna yok inanmam dediğinizde adam der aptala bak ya. Dünyaya yuvarlak diyorum, kabul etmiyor mesela. Veya işte havaya attığım şey yere düşecek diyorum, kabul etmiyor. Gibi gibi. Güneşin varlığı onlardan çok daha şiddetli. Bu diyor nasıl saçma bir şeydir. yansıması görünen şeyin aslını reddetmek, bir de bu kadar şiddetli gözüken bir şeyin aslını reddetmek ne kadar divanece, delice bir hezeyandır, saçmalıktır. Çünkü o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle, bak bir tek güneşi inkar ediyorsun, katarat sayısınca, yani su katreleri sayısınca, katre ne demek? Herhalde dalga gibi bir manası var katrenin. Katre neydi ya? Yanlış. Damlalar demekmiş katarat. Dalga değilmiş, damlaymış. Su damlaları sayısınca, katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince hakiki ve bilasale. Bilasale ne demek? Bizzat güneşçikleri kabul etmek lazım geliyor. Yani o asıl güneşten bunların yansıması olduğunu söylemezsen, o güneşten geliyor bunlar demezsen, gökte bir güneş var, onların yansıması bunlar, bu parlayan şeyler demezsen, o zaman gerekiyor ki, görünüyor bunlar parlıyor, her birisinin içinde bir güneş var demen lazım. Bakınız ne kadar ilginç. Aynada yansıyor, su damlasında yansıyor, denizde yansıyor, elindeki mücevherde atıyorum yansıyor, arabanın camında yansıyor, dükkanın vitrininde yansıyor. Onların her birisinin içinde bir güneş var demek zorunda kalırsın. Eğer bunlar asıl tek bir güneşten geliyor diye kabul etmezsen, mantığın gerektirdiği bu yolu izlemezsen, bu kolaylığı takip etmezsen, bu zarurete yürümezsen, o zaman diyeceksin ki her birisinin içinde bir güneş var. Ben onu görüyorum. Arabamın camında da bir güneş var. Karşımdaki aynanın içinde de bir güneş var. Şuradaki su damlasının üzerinde, çay bardağının içinde de bir güneş var. Bunu kabul etmek zorunda kalırsın. Her zerrecikteki ancak bir zerre sıkışabildiği halde, her zerrecik yani en ufak parça, atom da demeyelim, atomdan da öte, zerre en küçük parça demek. Bugün atom, yarın atom altı, ötesi gün belki atom altının da altı çıkacak. Öyle düşünün yani, en küçük parça. Her zerrecikte bir ki ancak bir zerre sıkışabildiği halde, koca bir güneşin hakikatini içinde kabul etmek lazım geldiği gibi. Eğer o zerrede yansıyan güneş asıl merkezden geliyor demezsen, o zerrenin içine güneş sığmış demek zorunda kalırsın. Ya zerreye güneş sığar mı? Zerreye kendisi zor sığıyor. Maddesi, kütlesi, enerjisi kendisine ait olan zaten zor sığıyor. Şu kadarcık bir şey. Bir de sen diyorsun ki onun içinde güneş var. Başka güneş yok. O kendi içinden üretiyor bunu. Yani bu olabilecek bir şey mi? Her zerrecikteki ancak bir zerre sıkışabildiği halde, koca bir güneşin hakikatini içinde kabul etmek lazım geldiği gibi. Aynen öyle de şu sıravari ne demekmiş? Bakalım, sıralı demekmiş. Şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainatı görüp, Halik-i Zülcelal'i efsaf-ı kemaliyle tasdik etmemek, ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir, bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira her şeyde, hatta her bir zerrede bir uluhiyeti mutlaka kabul etmek lazımdır. Bak nereden nereye geldi, benzetmeye bak. Ama çok da tutarlı. Yani işte bir kanunun ucuyuz diyoruz ya, aslında şeriatı kevniye, yani alemde Cenab-ı Hakk'ın iradesinden gelen o kanunlarla, yaratılışlarla, sebep-sonuç ilişkileriyle falan gördüğümüz o düzen, Cenab-ı Hakk'ın iradesinden gelen kevni şeriattır. O da bir şeriattır. Yani dünyada, evrende, içindeki her şeyle Cenab-ı Hakk'ın bir şeriatına ittiba ediyor. Bu şeriat kevni şeriat. Batılılar ona diyorlar işte, tabiat, doğa yasaları, bilmem ne. Hayır, bu onların yükümlü olduğu şeriat. Peki bizim şeriatımızla onun ilgisi ne? Bizim şeriatımız da Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından geliyor. Bak, diğeri irade sıfatından geliyor Cenab-ı Hakk'ın, kevni şeriat. O irade ediyor, öyle oluyor yani. Havaya atılan şey düşeceksin diye irade etmiş Cenab-ı Hak, düşürüyor. Gezegenler birbirini çekecek diye irade etmiş, çekiyor. Suya 100 derecede kaynayacaksın diye irade etmiş, kaynıyor. Hiç bundan sapamıyor. bu kanunlara, yasalara, tabii çerçevesi içinde, istisnaları içinde, basınç farkları şudur budur her şey içinde olarak ittiba ediyor. Doğa, evren, her şey, yani her şey aslında Cenab-ı Hakk'ın şeriatına ittiba ediyor. İnsana Cenab-ı Hak bir özgür irade alanı açmış, cüz'i iradesine bir sınanma alanı, bir imtihan alanı açmış. Burada da yine kendi başına bırakmamış, onu kelam isminden gelen bir şeriatla sorumlu tutmuş. İşte bizimki de şeriat-ı Muhammediye aleyhisselatü vesselam, İslam diye tesmiye ettiğimiz o şey, bu da kelam isminden gelen şeriat. Yani bizim şeriatımız ile kainatın uyduğu şeriat arasında bir bağ var. İkisi de şeriat, ikisi de şartlar, ikisi de uyulması gerekenler, kurallar vesaire, bu anlamda aynı şeyler. Biz aslında o kelam isminden gelen şeriata uyduğumuz zaman, şeriatı garraya uyduğumuz zaman büyük şeriatla küçük şeriat birbirine uyum sağlamış oluyor. Ama insan hevasına göre yaşamak isterse, istediğim günah işlerim, istediğimi yaparım derse, o büyüğün rağmına hareket etmeye başlıyor. Onunla uyumunu kaybediyor. O yüzden işte bugün dalaletin bu kadar arttığı asırda aynı zamanda biz çevresel felaketleri de yaşıyoruz, hem de küresel boyutlarda. Bakın işte Marmara'da deniz salyası diye bir şey başladı. Kim bilir sebebi ne? Hani denizin kirliliği artık şeye vuruyor, karaya vuruyor. Nasıl bir olaysa ölüyormuş gibi galiba okyanus denizin. O dipteki ölü doku kenara vuruyormuş. Allah'ın bir hikmeti. Bunun gibi çok şeyler şu an oluyor. Bilim adamları diyorlar hani bu işin sonu iyi değil. Bu iş böyle devam etmez. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ama diğer taraftan da ne seküler medeniyet menfaat üzerine kurulu olduğu için kimse de vazgeçmiyor menfaatinden. Yani nükleer silahları daha az yapalım demiyorlar. Öyle bir şey yok. Ha bize diyorlar siz yapmayın falan diye ama kendileri çıtır çıtır üretiyorlar yani o şeyleri. Doğaya zararlı olan her şeyi. Yani işte bu dalaletin artması bakın diğer şeriatla uyumsuzluğumuzu gösteriyor, daha fazla gösteriyor. Allah'a itaatin en çok sarsıldığı bu zamanlar, yani hadisteki ifadesiyle ahir zamanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ahir zaman nebisidir. Dünyanın son zamanları demektir bu. İşte aynı zamanda bizim o kevni şeriatla da en uyumsuz şekilde yaşadığımız zamanlar, en çok arızaya tutuştuğumuz, kavgaya tutuştuğumuz, mücadeleye tutuştuğumuz ve onun da bize rahatsızlıklarını hissettirdiği zamanlar. Kevni şeriat diyor ki bize bak bu yaptıkların yanlış, ben de SOS veriyorum sana. Ben de imdat çağrılarında bulunuyorum diyor. Neyse buraya çok saptık. Şuraya dönelim. Evet biz de bir şeriattan sorumluyuz. Şimdi bak doğada da bir şeriat var, bizde de bir şeriat var. Doğadaki şeriat gösteriyor ki yansımalardaki güneşi reddedersen, yani asıl güneşi reddedersen, yansımalardaki güneşin asıl güneşten olduğunu reddedersen, her bir yansımanın içinde bir güneş bulunduğu gibi mantıksız bir yere gidersin. Tutarsız bir yere gidersin, saçma sapan bir yere gidersin gibi bak bağlam ilgisi, o da şeriat, bu da şeriat. Yine diyor bak, şu sıravari içinde, sıralı, düzenli, her zaman hikmetle değişen, yani değişimi de yerli yerinde, amaçsız değil, kaosa doğru değil ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam, düzenli kainatı görüp, eserleri, fiilleri, sonuçları, düzenliliği, yasaları, bilimleri, ilimleri, o bilim dallarının içindeki alt dalları, onların incesini görüp, keşfedip, okuyup, eğitip hatta görüp, Halik-ı Zülcelal'i, yani celal sahibi yaratıcısını, yoktan var edenini, efsaf-ı kemaliyle, kemaldeki sıfatlarıyla tasdik etmemek ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir. Bir mecnunluk hezeyanıdır. Neden burada Halik-ı Zülcelal'i efsaf-ı kemaliyle beraber dedi? Çünkü kainatta gördüğün düzeni tam idrak ettiğin zaman bu düzenin sahibinin sonsuzluğunu da idrak edersin. Yani Cenab-ı Hak, yani la teşbih ve la temsil, bunu böyle fehmimize yaklaştırmak için kullanıyorum. Cenab-ı Hak ne kadar matematikten anlıyor? 7 bilinmeyenliği çözer de 8 bilinmeyen denklemi çözemez. Böyle bir şey tayin edebiliyor muyuz? Haşa. Haşa, sümme haşa. Hayır. Diyoruz ki ya doğada öyle bir matematik var ki bu matematiğin üstü bir matematik yok. Bu fiziğin üstü bir fizik yok. Bu kimyanın üstü bir kimya yok. Bu bir sonsuzluktan haber veriyor. Yani biz bunun şeyini ölçemiyoruz. Şu kadar bilgi yeter, bunun üstü yok burada diyemiyoruz. Yani o bilgi, o şeylerin birbiriyle bağları, evrenin genişliği vesaire bu gibi mevzulardan iyice dallanıyor, çatallanıyor ve biz diyoruz ki artık bu sonsuz. Hani bu sınır tayin edilemez. Bunu yapmak için sonsuz bir kudrete, ilme, iradeye ve diğer şeylere ihtiyaç var diyoruz. İşte bu noktada, o sonsuzluğu idrak noktasında efsaf-ı kemal devreye giriyor. Eğer efsaf-ı kemalini anlayamamışsan bu nicelik demeyelim de ama nicelik de diyelim, hani sayısal bir şeyi kastetmiyoruz. O büyüklüğü, azameti kavrayamamışsan, o niteliği kavrayamamışsan sen Halik-u Zülcelal'i de hakkıyla tanışmış sayılmazsın yani. O yüzden Halik-u Zülcelal'i efsaf-ı kemaliyle, kemaldeki vasıflarıyla, sıfatlarıyla tasdik etmemek ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir, bir mecnunluk hezeyanıdır. Her bir zerrede gözüküyor çünkü. Bilim adamları atoma bakıyorlar, ya bu atomda muhteşem bir matematik var diyorlar. Atomun altına iniyorlar, ya burada muhteşem bir şey var diyorlar. Hatta işte o kitaplarda okumuştum, en son okuduğum bilimle ilgili kitaplarda. Adam diyor ki, ya diyor bir şey olması lazım burada diyor, bir tanecik, ama taneciği bulamıyoruz. Ama olması lazım diyor. Hatta işte orada konuşuyorlar, bu niye böyle bir şey olmuş falan. Bir yerde Einstein diyor, ya bu artık ilahiyata gidiyor diyor. Yani Tanrı'ya doğru gidiyoruz biz artık diyor bu soruların cevabından. Bilgiler kitabında da bir şey vardı. Kardinal vardı. Şöyle bir cümlesi vardı, hoşuma gitmişti. Az bilim dinsiz, çok bilim dindar eder diyordu. Ya da şöyle bir cümleydi. Devamında belki ikisi de vardı, tam hatırlayamadım. Az bilim Tanrı'dan eder, çok bilim Tanrı'ya götürür. Doğru mu? Doğru, hakikaten. Öyle kenarından, köşesinden bir iki şey duymuş. Cehli mürekkep sahipleri, yani cahil olduğunu da bilmeyen cahiller inkara gidiyor. Ama bakıyorsun asıl bu işin şeyine varmışlar. Ya abi Allah olması lazım diyorlar. İşte Einstein'ın dediği Tanrı zar atmaz. Ya da Newton'un dediği bu bilimin bizi götürdüğü şey diyor. Allah'ın rızasını anlamaktır tabiri caizse. Tabii kendi cümlelerimle söylüyorum. Yani Tanrı bizden ne istiyor onu anlarız diyor buradan. Bu kainat şeyinden, bilgisinden diyor Newton. O da şeyde vardı, Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji kitabı. Hatırlarsınız onu size tanıttım. O bölümleri de okudum, Newton'la ilgili olanları. Yani her bir zerrede, atomda, küçük yasalarda, en ufak işleyişlerde görüyoruz ki nihayetsiz bir ilim, irade, kudret lazım. Ya insanın gözü burada. Ya insanın gözünün burada olmasını ayarlamak için ne lazım? Bak, bir biyoloji bilmek lazım. Ama nasıl bir biyoloji? İnsanı sıfırdan kuracak bir biyoloji. Kimyayı bilmek lazım. Çünkü bizim vücudumuzda bir sürü sıvı var. Madde var. Gözün içinde, dokularında, beyinle ilişkisinde, sinirlerle ilişkisinde vesaire bir sürü kimyasal çalışıyor. Ama öyle bir çalışıyor ki biz bugün yapamıyoruz yani. Bir göz yapalım desek yapamıyoruz. Öyle bir kimyasal lazım, bilgisi lazım. Bir fizik bilmek lazım. Ama öyle bir fizik, kimya, biyoloji ki bu bağımsız da değil. Evrenle uyumlu olması lazım. Bak, bir elma için bir evren gerekir dedik ya daha önce. Kainat gerekir. Çünkü elma o kainatın içinde yaratılıyor. Onunla beraber yaratılıyor. Bir silsilenin ucu olarak yaratılıyor. Tek başına var olmuyor ki. Bir yerde evren var, bir yerde elma oluştu. Onlar sonra birbiriyle kaynaştı değil ki. Evrenin başındaki sabitelerin öyle olması gerekiyor ki bu canlı moleküller meydana çıkabilsin. Diyor işte bir sabite vardı. Unuttum onun ismini şimdi. Diyor işte 12 miydi? Öyle bir rakamdı galiba. Diyor 12,01 olsa bu diyor canlı moleküller oluşmayacak. 11,09 olsa yine bu canlı moleküller oluşmayacak diyor. Sanki diyor evrenin başından bu canlılar düşünülmüş diyor. Bak. Yani böyle sabiteler var evrende. Şimdi bunları görüyorsun. Bunlar tabiri caizse la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının aynı o güneş gibi yansımaları. İçinde gösteriyor, ben Allah'ın mahlukuyum diyor o canlı. Bu ilme, iradeye, kudrete bakan yönleriyle veya daha farklı esmaya bakan yönleriyle, onlardaki nihayetsiz sanatla, yerli yerindelikle, gereken ilimle, seçimle, yaratışla işaret ediyorlar sahiplerine. Sen eğer onları yaratan bir Allah yok dersen, gökte bir güneş yok demek gibi, la teşbih ve la temsil, o zaman her bir zerrenin kendi başına bir ilah olduğunu ama sonsuz olarak o isimleri taşıyabilecek bir ilah olduğunu kabul etmen lazım gelir. Elma ilah olması lazım ama aynı zamanda da insana kendini yediriyor olması lazım. İlah kendini yedirir mi? Kaplumbağa, madem Allah yok, o kendi vücudunu kendisi yaratıyor. Kendisi o kabuğu, o sanatı içinde işliyor. O zaman hem bir ilah kadar zeki olması lazım, böyle ilim, irade sahibi olması lazım. Aynı zamanda da vur başına ekmeği al elinden olması lazım. Kaplumbağanın kaçışı ne? Taşla vurursunuz, kabuğunu kırarsınız yani. Hem de böyle aciz olması lazım. Bu cem-i zıddeyn oluyor arkadaşlar. Yani zıtları bir araya getirmiş oluyorsunuz. Bu mantıksızlıktır. Bir şey hem öyle hem böyle olmaz. Arı mesela, güvercin mesela. Hem diyorsun ki ya bu hayvanda zeka yok. Şöyle bir tuzak kuruyorum, hemen düşüyor. Güvercin mesela saf bir hayvandır. Ama öteki taraftan güvercinler de bıraksan evini buluyor. Hem bir zeka var, bizde olmayan, bizi çok aşkın bir zeka. Hem de bir taraftan aptallık var. İki şey bir arada olmaz. İki şey bir arada oluyorsa birisi dışarıdan geliyor demektir. Aslı değildir onun yani. Yani mesela bez, bir tarafı kuru bir tarafı ıslak. Nasıl olur? Islaklık başkasından geliyor olur. Bezin aslı kurudur. Gibi. Bunun gibi de Cenab-ı Hakk'ın varlığını böyle görüp de kainattaki sanatı, eserleri, incelikleri, belgesel izleyip, bilim okuyup, ders öğrenip ondan sonra ya bunlar aslında kendi kendine oluyor, Allah falan yok demek çok böyle bir saçma bir şey oluyor. Burada diyor, Halik-ı Zülcelal'i efsav-ı kemaliyle tasdik etmemek ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir. Bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira her şeyde, hatta her bir zerrede bir uluhiyeti mutlaka kabul etmek lazım gelir. Güneşi reddettin, her şeyde güneş var demek zorunda kaldığın gibi, eğer sonsuz bir Allah'ı, mutlak bir ilahı reddedersen, o zaman da her bir zerrede bir ilah var demek zorunda kalırsın. Haşa sümme haşa. Bu hiç uygun bir şey mi yani? İnekte ilah mı var haşa? Samanda ilah mı var haşa? Eşekte ilah mı var haşa? Kurbağada, şunda bunda, bunlarda ilah mı var? İlah varsa niye yok oluyorlar? İlah varsa niye aptalca şeyler de yapıyorlar? Çok saçma. Dediğim gibi zıtları bir araya getiren, ikisinin birden olabileceğini öngören bir yanlış mantık silsilesi. Evet. Çünkü mesela havanın her bir zerresi, her bir çiçekle, her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. Yani bir hava molekülü her yerde çalışabilir. Her bir zerresi, her bir çiçekle, her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. Şu zerre eğer memur olmazsa bütün girebildiği ve işlediği masnuların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır. Ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Ama mesela nasıl? Bir anahtarınız olduğunda bu anahtar bir kapıda çalışır. Yani çalıştığı kapı bir tanedir. Çünkü ona göre yapılmıştır. Ama hava zerresine bakıyoruz. Abi hava zerresi her yerde çalışıyor. Bizim şu an alıp verdiğimiz o hava zerresini ömrüne baksak, dünyanın başından beri, oluştuğu ilk zamandan beri, yaratıldığı ilk zamandan beri kim bilir nelerin içinde dolaşmıştır. Yani o hava zerresinin bir yolculuğunu görsek, o milyonlarca yılda ne kadar gezdi, dolaştı, ne kadar vücutta iş yaptı, hiçbirisinde de uyumsuzluk görülmedi. Bu nasıl olabilir? Bu ancak bütün kilitleri, yaratanın ona o anahtar özelliğini hepsinde işleyebilir özelliği verdiğini düşünmekle olabilir. Geldi benim gözümde de çalıştı, gitti işte ağacın özünde de çalıştı, öbürüne gitti bilmem nerede de çalıştı, hepsinde işini tam takır yaptı, tas tamam yaptı, tam takır olmuyor. Bu başarı, bu muvaffakiyet, ya onun çok süper bir şeyi var, hava zerresinin süper bir zekası var, girdiği vücuttan, bu vücut nasıl şöyle, tamam ben şöyle yaparsam bu iş olur, öyle bir ilmi var, biliyor yani orada nasıl olursa çalışacağını, veya biri onu istihdam ediyor, biri onu öyle yaratmış. Yoksa hava nereden bilecekti ki bütün canlılar şöyle olacak, ben bütün canlılarda böyle çalışacağım, hepsinde de sıkıntı çıkarmadan görevimi yapacağım. Böyle bir bilgi var mıydı atomda, hava zerresinde? Çünkü mesela havanın her bir zerresi, her bir çiçekle, her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerre eğer memur olmazsa, yani ilim, irade, kudret yükünü başkasına taşıtmazsa mı diyelim, başkasından almazsa, ödünç alıp faydalanmazsa mı diyelim onları, bütün girebildiği ve işlediği masnuların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır. Ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Burada şuraya da bir dönüş yapalım. Birinci söze, ta yolculuğumuzun başladığı o metne. Orada Üstad Hazretleri bakın şöyle diyordu. Başta demiştik bütün mevcudat lisanı hal ile Bismillah der. Öyle mi? Evet. Nasıl ki görsem bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor, ila ahir demişti. Buradaki bağlam yine şuradaki bağlamla ilgili. İşte burada memur diyor, burada asker diyor. Aynı şey. Bir yere dayanmanız lazım. İşte bir tane adam gelse, hepiniz ayağa kalkın dese kimse ayağa kalkmaz. Bir kahveye girse mesela, kalkın ayağa dese, hatta belki adam ne diyorsun sen lan deyip aralarını alıp döverler kahvede. Ama bir polis geldiği zaman, herkes ayağa kalksın dediği zaman insanlar kalkıyor. Niçin? Çünkü o polis, onun arkasında devletin gücü var. Zati gücü değil, arkasındaki yaslandığı gücün şeyi var. Üniforması var, kimliği var, silahı var vesaire. Ya da yasal dayanağı var. Ondan dolayı onda bir kuvvet oluşuyor. O ağaç nasıl onu başarıyor? Onu anlattı burada. Burada da zerre üzerinden anlatıyor. Ya diyeceğiz ki zerrenin işlediği her şeyde oradaki işleyişin ilmi yükünü, irade yükünü, kudret yükünü vesaire bütün yükleri, hikmet, rahmet, düzen, ölçülülük vesaire vesaire. Yani Esma-ül Hüsna'nın hepsini aklınıza getirin. Sıfat-ı ilahiyi hepsini aklınıza getirin. Bunlardan kaynaklanan sorumlulukları, o fiilin ortaya çıkmasında, işin düzenle devam etmesinde gerekli olan bütün o arka planı ya o zerrenin kendisine vereceksiniz ya da diyeceksiniz ki onun arkasında bir Allah var, onun sayesinde böyle yapıyor. Ya bu hava molekülü işleyeceği her yerde ne yapacağını kendisi biliyor. Milyonlarca yıldır. Hiç ilk defa girdiği bir canlı da böyle. Mesela diyelim ki benim şu an aldığım hava molekülü daha önce hiçbir insanda çalışmamıştı. İlk defa bende işledi, insana girdi yani. Biliyor insanda da nasıl yapacak. O kanda nasıl çalışacak, o işte ciğerde nasıl dolaşacak. Ya bunları biliyor, kendisi biliyor, kendisi seçebiliyor, kendisi kudreti var bunları eyleyebiliyor. Veyahut da diyeceğiz ki bunun arkasında bir Allah var ki öyle. O Allah bu lazım olan cephaneyi mi diyelim, o askerin arkasında istihdam ediyor. Onun namıyla işliyor. Onun namıyla, ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle başarıyor. İşte bakın Bismillah'a geri döndük. Evet. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Mesela toprakta her bir zerresi kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Yani bir toprak zerresi bütün tohumların ve çekirdeklerin kaynağı olabilir. Yani onu yetiştirebilir. Medar, kaynak ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa lazım geliyor ki otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat ve makineleri tazammun etsin. Veyahut onların bütün tarzı teşkilatını bilir, yapar. Bütün onlara giydirilen suretleri tanır. Dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Yani işte hava zerresi gezdiği her yerde muvaffak oluyor. Toprak da kendisine ekilen her şeyden muvaffak oluyor. Hangi ağacın hangi tohumunu getirirsen getir. Toprak onun nasıl yeşertileceğini biliyor. Nasıl biliyor? Yani bu bilgiye nereden ulaşmış toprak? İnciri de yetiştirmesini biliyor. Ne diyelim? Kirazı da yetiştirmesini biliyor, menekşeyi de yetiştirmesini biliyor, gelinciyi de yetiştirmesini biliyor. İçinde hepsine annelik edecek potansiyel var. Bu nasıl olmuş? Bu toprak bunu nereden öğrenmiş? Nasıl bu seçimleri yapabiliyor? İşte burada çok ilginç bir şey var. Yani tohumun düştüğü anı düşünün, toprağın içine. Tohum toprağa düştüğünde canlı değil. Yani içinde canlılık şeyi var ama cansız yani. Başka bir yerde yeşillenmiyor. Toprağın da kendisi canlı değil. Burada ilk hareket nasıl başlıyor? İşte o ilk hareketi nasıl açıklayacağız? İlk canlının oluşumunu mesela amino asitler mi önce oldu yoksa DNA mı önce oldu? İkisinin beraber olması lazım gibi. Burada da böyle bir şey var. Hani ağaç tohumunu bırakıyor toprağa ama o toprak aynı zamanda o tohumu yetiştirebilecek bir toprak. Hiçbir yerdeki toprak bundan muaf değil. Hepsinde aynı potansiyel var. Bu işin irade tarafını, ilim tarafını, kudret tarafını kim yükleniyor? Cansızlık bunu yapamaz. Kim yükleniyor bu kısmı? Mesela toprakta her bir zerresi kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa lazım geliyor ki otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat yani manevi aletler ve makinelere tazammun etsin veyahut onların bütün tarzı teşkilatını bilir yapar. Bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Bir matbaa makinesini düşünün arkadaşlar. Yani ne kalıbı koyduysanız içine onu alırsınız ondan. Ne harfleri nasıl dizdiniz onun baskısını yapar yani. Bir tek şey basar. İkincisini alacaksanız tekrar onları dizmeniz lazım. O kalıbı tekrar yapmanız lazım. Onun üzerine tekrar baskı almanız lazım. Ama toprağa bir şey yapıldığı yok. Kalıbı değiştirildiği yok. Ne verseniz çıkarıyor. Tıkır 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 basıyor yani. Ya diyeceksiniz ki bu basacağı şeyden hepsini kendisi biliyor. Veya diyeceksiniz ki onun Allah'ın istihdamında, onun ilmine, iradesine, kudretine dayanan bir tarafı var. Bunlara o kadar alışmışız ki arkadaşlar, ülfet peyda etmiş ki mucizeliklerini göremiyoruz yani. Mesela bir adam ışın tabancası yapsa, eline alsa, çizgi filmlerde, filmlerde falan oluyor ya, böyle tohumları karşısına koysa, işte ışınla bassa, ateş ettiği büyüse. Deriz ki lan nasıl oluyor ya, hani nasıl bir alet bu böyle, vay arkadaş. Işınla büyüttü şeyi falan. Çok mucizevi gelir bize. Toprakta bu oluyor zaten. Ama yavaş oluyor. Bir de alıştığımız için, hep gördüğümüz için ya diyor zaten hep oluyor şeyler bunlar. Hani hep sıradan şeyler. Ya sıradan bir şey ama şu kadar kuru tohum atıyorsun dev gibi ağaç oluyor. Bu nasıl oluyor arkadaş? Bu giysiyi kim biçiyor? Kim dikiyor? Kim onu yaratıyor böyle? Lazım olan her şeyi yetiştiriyor ona. Bu matbaanın makinesi nasıl bir makine ki içine attığın her şeyi doğru basıyor. Hiç hata yapmıyor. Değil mi? Böyle enteresan soruları sormak lazım arkadaşlar ki manalar açılsın. Tefekkür de buradan oluyor. Alıştıklarımızı bir sorgulamak. Bu böyle olmak zorunda mı? En önemli soru da bu belki. Biz hep buna şahit oluyoruz ama bu böyle olmak zorunda mı veya bu böyle olabilmesi Allah'ın manasını dışarıda bıraktığımızda ne kadar mümkün? Böyle şeyleri sorduğumuz zaman mevzular biraz daha açılıyor. Evet, vaktimiz az kaldı. Şurayı da okuyalım. Daha sair mevcudatı da kıyas et. Ta anlayacaksın ki her şeyde aşikare vahdaniyetin, yani Allah'ın birliğinin, her şeyi yaratanın Allah oluşunun. Bak, niye burada vahdaniyete atıf yaptık? Çünkü hem havanın girdiği her şeyle ilişkisinde hem de toprağın kendine ekilen her şeyi yeşertmesinde o her şeyi yaratan Allah olmanın izleri var. Yoksa o uyum mümkün değil. O birbirlerine alışık olma, birbirlerine hazır olma, birbirlerini zaten tanıyor olma hali ancak hepsini yaratanın Allah olmasıyla mümkün. Yani işte anahtarın kilitleri açıyor olması, bütün kilitleri, o anahtarı yapan da bütün kilitleri yapanın aynı Allah olmasıyla mümkün. Yoksa ki anahtarı başkası yaptı, kilitlerin her birini başka firma yaptı, o anahtar ancak kendi firmasının, o da ona göre yapılmışsa onu açar, diğer hiçbir kilidi de açmaz. Evet. Daha sair mevcudatı da kıyas et, anlayacaksın ki her şeyde aşikare vahdaniyetin çok delilleri var. Evet, bir şeyden her şeyi yapmak, işte bir topraktan bu kadar canlıyı yapmak veya her şeyi bir tek şey yapmak veya muhtelif şeylerden bir tane insan yaratmak. İnsanda bir sürü element var. Fosforu, demiri, işte tuzu, karbonu, hidrojeni, azotu falan her şey var insanda. Onu da topluyor, bir insan yapıyor. Bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin halikine has bir iştir. Bunu böyle tablo yapıp karşına asacaksın. Her gün de bakacaksın arkadaş. Öyle bir cümle. Bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin halikine has bir iştir. Malzemenin hepsi onun olmalı ki bu işler olsun. Malzemenin hepsi onda olmazsa ne her şey bir şey olur ne bir şey her şey olur. Malzemenin tamamı onunsa olur bu iş. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. İsra Suresinin 44. ayetinden bir ifadeydi bu. İsra Suresinin 44. ayeti. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Ferman zişanına dikkat et. Demek vahidi ehadi kabul etmemekle, yani hem vahid de bir demek, ehad da bir demek ama aralarında bir fark var. Vahid her şeyi yaratan demek. Ehad her birini yaratan demek. Yani her birinde bütün isimleriyle tecelli eden manası var yani. Her birine ayrı ayrı yönelme. Ayrı ayrı her birine işte o güneşin parlaklığı şeyi gibi, yansıması gibi. Her birinde ayrı ayrı kendi güneşliğini gösterme manası var. Ama bütünündeki yansımayı da vahidiyet ifade ediyor. Demek vahidi ehadı kabul etmemekle mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım gelir. Arkalarında Allah'ın Celle Celaluhu tabiri caizse la teşbih ve la temsil cephanesi yok dersen, o zaman her bir askere ayrı bir orduluk vermek zorunda kalırsın. TSK bir yere operasyon yapıyor. Ya diyeceksin ki bu askerlerin arkasında devlet şeyi var, bak bu kadar mühimmatları falan geliyor, hiç sıkıntı yok. Ya da diyeceksin ki bu askerlerin her birisi birer ordu. Gerekiyor şeyleri var, uçakları var, gerekiyor helikopterleri var, gerekiyor tankları var, gerekiyor füzeleri var. Her birini ya bir ordu yapacaksın ya da daha mantıklı olana gideceksin. Bir ordu var, bunlar onun neferatı diyeceksin. Değil mi? Daha tutarlı olan bu. Arkadaşlar bitirirken artık vaktimizin sonuna geldik. Bu ayet-i kerime Üstad Hazretleri mektuplarında bu ayeti çok istimal eder. Hep de başlarında geçer, yani ayetlerin başında söyler bu mektupların başında söyler bu ayeti. Bir yerde bu kendisine soru olarak yöneltilmiş. Neden mektuplar hep bununla başlıyor ya da ekserce bununla başlıyor diye, çoğunlukla bununla başlıyor diye. Ona cevabında diyor ki bu bana Kur'an'dan açılan ilk hakikatti. Yani hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin manası. Biz bunu bazen şey olarak düşünüyoruz tasavvuf geleneğinde. Her şeyi Allah'a zikrediyor. Doğru, Allah dostları, kalbi hüşyar olanlar bu zikrullahı da duyuyorlar. Ki sahabeler zamanında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mucizatı Ahmediye'de geçer. Yerden taşlar avucuna almış, taşlar zikretmiş. Yere koymuş, zikirleri kesilmiş. Tekrar almış, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın elini koymuş, tekrar zikretmiş. Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ellerini de gezdirmiş. Onlarda da zikretmiş. Ebu Zer radıyallahu anh eline koymuş. Diyor ki bizde sustular. Bak işte sahabelerin arasındaki derece farkına burada bir işaret var. Ve evet mahlukatın da zikrettiğine, kalbi hüşyar olanların, kulağı açık olanların, seviyece üstte olanların, Allah dostlarının bunu işitebildiğine dair çokça menkıbe, rivayet mevcut. Ama onun da arkasında her şeyde, her bir şeyde Allah'a tek tek bütün efsaf-ı kemaliyle buradaki ifadesiyle işaretler bulunduğunu, her bir şeyin özüne inildiğinde oradan Allah'ın bütün esmasına deliller çıkarılabileceğini Üstad Hazretleri bu ayetle çözmüş. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin ayeti. Hamd, tesbih kusurlardan tenzih etmek, subhaniyeti. Hamd, övülecek ne varsa ona ait olduğunu ifade etmek. Yani bunda övülecek ne varsa Allah'a aittir demek. Hamdın manası özetle böyle. Tesbihin de manası özetle böyle. Her bir şeyde onun olduğunu, yani kainatın mecmuunun resminde değil sadece. Bütün evreni, kainatı, galaksileri zihnimize doldurup oradan değil sadece. Her bir nesnenin de özüne indiğimizde yine Allah'ı bütün efsaf-ı kemaliyle tarif edecek malzemeye sahip olduğumuzu Üstad buradan ders almış bu ayetten. Bu ayet ona ilk açılan şey olmuş ki bakıyoruz Risale-i Nur'daki kainat tefekkürlerinde hakikaten bu ayetin işaret ettiği manayla büyük bir ilgisi var. O yüzden Üstad Hazretleri o ayetin ikramından, onunla gelen hidayetten dolayı mektuplarının başında sıklıkla bu ayeti anmış. Bize de bu ayeti elhamdülillah ki ders veriyor. Biz de bu ayetin gölgesinde Kur'an penceresinden kitabı kainatı okuyoruz. Kur'an ve sünnet penceresinden kitabı kainatı okuyoruz, okuyabiliyoruz. Elhamdülillah. Hidayet ondan, kerem ondan, tevfik ondan, inayet ondan, her şey ondan. Bizimkisi sadece kesp, yani arıza çıkarmamak bizimkisi. Yoksa Cenab-ı Hak hep bahşediyor, hep lütfediyor, hep gönderiyor. Ama işte aynamızı ona karşı tutmak meselesi var. Cenab-ı Hak hep aynasını ona karşı tutanlardan eylesin bizi. Kalp aynamızı, hayat aynamızı, irade, amel aynamızı, zihin aynamızı, bizde ne kadar ayna yaratmışsa hepsinin özünde şems-i sermed olan Allah'ın tecellisini koruyabilmeyi, ondan bilebilmeyi, ona dönebilmeyi hepimize nasip eylesin. Böylece birinci şartın sonuna geldik. İnşallah yarın Cenab-ı Hak lütfu kerem ederse, ömür verirse, imkan verirse ikinci işareti inşallah konuşuruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.